genel izleyici. Sanat Kibele Sanat Galerisi, yılın ilk sergisini heykeltıraş Saim Bugay'ın Heykelin Sözü başlıklı sergisiyle açıyor. 2008 yılında hayatını kaybeden usta heykeltıraş Saim Bugay, kullandığı malzemeler ve yöntemlerinin çeşitliliğiyle eserlerinde yeni bir dil yaratma arzusu taşıyor. Saim Bugay ya da Saim Hoca diyeyim, benim akademiden, Mimar Sinan Üniversitesi'nden çok sevdiğim bir hocaydı. Çok uzun zaman geçirdim Saim Hoca'yla ve çok kendi bildiğini okuyan, tam tırnak içinde, hiçbir şeye taviz vermeyen ama çok da komik bir adamdı, çok esprili bir adamdı. Galiba bu sergiye de o yansıdı. Pek çok söyleşisi vardır Saim Bugay'ın. Onların hepsinde der ki, bir kavram eğer bir heykelde verilmeye çalışılıyorsa, onun altına artık bir metinle açıklama yazmak gerekmez. Hatta şöyle de der, ben bunu yapamadım, siz metni okuyun. Bu çok ayıp bir şeydir der. Bu yüzden at bile koymaktan çekinir. Öyle bir durum var yani bu sergide. Emre Zeytinoğlu'nun küratörlüğünü üstlendiği sergide heykel ve tabloların yanı sıra farklı malzemelerden bir araya getirilen yerleştirmeler de bulunuyor. Hayvan figürleri de var, insan figürleri de var, soyutlanmış heykeller var ama en önemlisi hareket meselesi. Yani bu iki türlü hareket olabilir Saim Bugay'da. Birincisi, bu heykelin ne yapmak istediği ve bir adım sonra ne yapacağı izleyici tarafından düşünülsün. Yani Saim Bugay böyle bir hareket düşüncesine zorlar izleyiciyi. Burada da görüyoruz zaten, bayağı hareketli. Yani istediğiniz gibi eğip bükebileceğiniz, istediğiniz gibi sergileyebileceğiniz heykelleri de var. Yani bütün mesele harekette birleşiyor. Sergi 19 Mart 2023 tarihine kadar İş Sanat Kibele Sanat Galerisi'nde ücretsiz ziyaret edilebilir. Crazy. It's insane, right? Testere, Ruhlar Bölgesi, Annabelle ve Korku Seansı serilerinin mucidi James Van, bu kez bilim kurgu ve korkuyu bir araya getirdi. You should probably run. Adını insansı robot Megan ya da Mitri Gen'den alan filmde Van ve ekibi, Annabelle'in Terminatör'le buluştuğu bir katil bebek filmi çekmeye karar vermiş. Yapımcılar, doğaüstü bir film yerine ters giden teknoloji versiyonu olmasının harika olacağını düşünmüş. Bu sadece bir korku filmi değil. Her güzel korku filmi aslında bir mesaj verir. Korku filmleri çekildikleri zamanı yansıtırlar ve iyi olanlar da izleyicilerden eleştiri alırlar. Bu film ise teknolojiye olan takıntı ve aşırı düşkünlükle ilgili. Filmde küçük bir çocuğun oyuncak bebekle olan saplantılı ilişkisi yer alıyor ve çocuk aslında bu bebeği filmin en başında kaybettiği ailesi yerine koyuyor. Filme bakıldığında bu konularla ilgili harika bir yorumlama yapıldığını görüyoruz. Katie, you lost your parents. Welcome home. You're my niece. I'm going to do everything I can to make this place feel like home. Bir mucidin yeğeninin yalnızlığını gidermek için programladığı insansı robot Megan'ın hikayesinde android oluşturmak için bir çocuk oyuncuyla çalışan ekip, görsel efektler, animatronics ve kuklacılık gibi disiplinlerden de faydalanmış. It's nice to have. I love that Megan's such a fun character to play and she's like Megan karakterini canlandırmak çok eğlenceli. Katie'yi gerçekten çok seviyor ve onunla beraber bir şeyler yapmaktan hoşlanıyor. Ama insanları öldürmesini sevmiyorum. Like when she kills people. What are you?
I'm Megan. Baby, don't provoke us always. Congratulations. You did it. You're here. We didn't hire you for your grades, we hired you for your fight. 2005'ten bu yana yayınlanmaya devam eden hastane dizisi Grey's Anatomy'nin 19. sezonunda başrol oyuncusu olmadan yoluna devam edeceği haberleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. It's been a very difficult six months. I slept with an intern, but I didn't know she was an intern. I'm in no position to judge you. Dizinin aynı zamanda yapımcısı da olan başrol oyuncusu Ellen Pompeo, sezon arasının ardından yayınlanan ilk bölümünde yer almayacak. Pompeo'nun oynadığı son bölüm 23 Şubat 2023'te yayımlanacak. Dizide Dr. Meredith Grey karakterine hayat veren oyuncu sosyal medya hesabından bir de veda mesajı paylaştı. Meredith Grey'e ve 19 sezon boyunca diziye gösterdiğiniz sevgi ve desteğe sonsuz minnettarım. Her şeye rağmen bunların hiçbiri dünyanın en iyi hayranları olmadan mümkün olmazdı. Hepiniz bu yolculuğu çok eğlenceli ve ikonik hale getirdiniz. You are taking him because you are the best. Öte yandan dizinin her bölümünde hikayenin başında ve sonunda anlatıcı olarak sesi duyulan Meredith Grey karakteri fiziken olmasa da anlatıcı olarak devam edecek. If there's something you need to tell me, now is the time. With a shocking. Peki 18 yıldır seyircinin gözdesi olmayı başaran dizinin sırrı ne? Pek çok Altın Küre ve Emmy ödülüne sahip dizi İlk sezonundan itibaren sadece Amerika'da değil, yayınlandığı her ülkede televizyon reytinglerini alt üst ediyor. It is heaven. Someone ask for an ortho god. Dizinin yapımcıları Shonda Rhimes ve Ellen Pompeo, hastanede yaşanan kazalara, ölümlere ve acıya rağmen hayatta iyi şeyler de oluyor mesajı vermeyi ihmal etmiyor. Salgın döneminde 2 yıl boyunca pandemiyle ilgili bölümlerde yayınlayan dizi gündemi mutlaka takip ediyor. Çok sevilen oyuncuların ya da başroldeki isimlerin öldüğü bölümler sayesinde de şaşırtıcı olmayı sürdürüyor. Rock'n'roll efsanesi Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley, ani ölümüyle tüm dünyayı sarstı. Definitely been easier for me to take up nursing. Los Angeles'taki evinde kalp krizi geçiren Presley, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberini Elvis Presley ile 1967-1973 yılları arasında evli kalan Priscilla Presley, güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair yıkıcı haberi üzüntüyle paylaşmak zorundayım mesajıyla verdi. Presley en son salı gecesi Beverly Hills'deki Altın Küre ödül törenine katılmıştı. Annesiyle birlikte geldiği gecede Austin Butler'ın babası Elvis Presley'i canlandırdığı rolle en iyi erkek oyuncu ödülünü almasını izlemişti. Lisa Marie, Priscilla, I love you forever. Annesiyle babası boşandığında 4, babası öldüğünde 9 yaşında olan Lisa Presley için hayat kolay olmadı. Presley o zor günleri müziğe sığınarak atlattı. Babasının izinden gidip profesyonel olarak şarkı söylemeye başladı, albümler yayınladı. Lisa Marie Presley, 1994'te pop yıldızı Michael Jackson'la kısa süren evliliğiyle çok konuşuldu. Sanatçı, sonraki yıllarda aktör Nicolas Cage ve müzisyenler Danny Keogh'la Michael Lockwood'la yaptığı evliliklerle de gündeme geldi. Bu evliliklerden 4 çocuğu olan Presley, 2 yıl önce 27 yaşındaki oğlu Benjamin Keogh'un intiharıyla sarsıldı. 2 gün önce Altın Küre ödül törenine katılan Presley'nin ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Michael Jackson ailesi de sosyal medyada taziye mesajı yayımlayan yüzlerce hesap arasındaydı. Yazık gençliğe,
bize yazık. Nasıl böyle erken yıprandı. Pop müziğin kadife sesli yorumcusu Erol Evgin, 14 Ocak Cumartesi akşamı hayranlarıyla Taksim'de Jolly Joker Private'da buluşuyor. Sanatçı, geçmişten günümüze unutulmaz şarkılarıyla sahnede olacak. Yaşanmadı her şey, hem sana hem bana yazık. Ayşegül Sönmez küratörlüğünde açılan Time is Love, bir dünya gezisi sahnesi sergisi, 36 sanatçı ve oluşumu bir araya getiriyor. İnsanın zaman anlayışını sorgulayan sergi, 29 Ocağı kadar Ortaköy'deki tarihi Ketüda Hamamı'nda görülebilir. Rock müziğin önemli gruplarından Red, 14 Ocak'ta Durak Excel Venue'da konser verecek. Bir yandan yeni albüm hazırlıklarını sürdüren grup üyeleri enerjik bir performansla hayranlarının karşısında olacak. Hanımefendi, hangi çarşafları sereyim? Keten çarşafları mı yoksa patiskaları mı? Yıllar sonra Nevra Serezdi'yi tiyatro sahnesine geri döndüren Ağaçlar Ayakta Ölür oyunu 16 Ocak Pazartesi akşamı Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Yakaladım, hatırladım büyük annem. Büyük annem. Neden geldin Hakan? Ovada Paldur Güldür'le Fakir Baykurt Öykü Ödülü'nün sahibi olan Mustafa Orman'ın Annem Gittiğinden Beri Çiçek Ekmiyoruz Bahçeye adlı ilk romanı okurla buluşuyor. Çaresiz kalmış insanın hem siyasi sınırlarla hem de kendi sınırlarıyla imtihanı sarsıcı bir hikaye ile ses veriyor. Arka kapaktan alıntıyla yüreği ağzında, canı cebinde yeni bir hayata doğru yürürken ya da sıradan bir akşam vakti elinde bir ekmekle evine dönerken umudu yüzünde donup kalanların romanı. Cem Akaş'ın birbirine benzemez öykülerden oluşan kitabı Son Kişot okura sunuluyor. İki kadının sert intikamı, gelişimini okurların belirlediği bir macera, bir ucuz roman başlangıcı, yürek söken unutuşlar, Henry James'in bir romanından alınıp yeniden yazılmış bir kesit, romanların içine girip gereksiz karakterleri öldüren redaktörlere yer verilen derlemede, yazar hayatın kendinden anları da mizahi bir dille öyküleştiriyor. Senarist, yönetmen ve oyuncu Ercan Kesal, gazeteci yazar Yenal Bilgici ile yaptığı söyleşiyi içeren Cebimdeki Ekmek Kırıntıları ismini verdiği kitabını edebiyat severlerle buluşturdu. İnsan, bildiği, yapıp ettiği, kurduğu, oluşturduğu, inşa ettiği hikayeyi başka şeylere oranla çok daha iyi anlar ve ancak kendi hikayesini anlayan bir insan bir başkasının hikayesini anlatabilir diyen Kesal, kitabında insan olmaya dair bir yolculuğu anlatıyor. Sevgili seyircilerimiz, bu hafta Nobel ödüllü şair ve eğitimci Gabriela Mistral'i konuşuyoruz. Şil'de dünyaya gelmiş bir şair ve hayatında bir takım zorluklar var. Sadece dünyaya gelmiş ama Şil'de. Evet, neredeyse. Daha sonra doğru. Ülkesiyle hiçbir zaman çok başı hoş olmamış aslında. Ama hayatından mı önce bahsedelim, ne dersin? Çünkü hayatında bir takım zorluklar zaten onun varlığını da tanımlamış. Evet, şiirinin önemli bir kısmını hayatı oluşturuyor zaten. Evet.
Gabriela Mistral'ın hayatını şöyle bir kolaçan ettiğimizde aklımızda, içimizde kalan duygu şu olur. Ya bir insan bu kadar mı acı çeker? Daha doğrusu sebepleri vardır. Ya bir insanın başına bu kadar şey mi gelir? Evet. Bu kadar ölüm mü gelir? Evet, evet. Bunların üstüne de faşist şey, diktatörlük, askeri diktatörlük, evet. Malum Şili'den bahsediyoruz. Hiç başı hoş olmaz. Orada burada gezer. Peki nasıl hayatta kalabilir? Yani ben özellikle Anna Akhmatova, dünya şiirinde Anna Akhmatova, bizde de çok vardır bunlar. Çok benzer değil mi çok hikayeler? Benzer. Evet, çok benzer. Acı çünkü. Evet. İkisi de öyle. Yazıda karşılık buluyor. İkisi şiirde de karşılık buluyor. Fakat hep hayretler içinde kaldığım şey şudur. Tamam, Anna Akhmatova'nın bir oğlu vardır ve büyük bir tarihçi olacaktır. Hatta Osmanlı tarihiyle ilgili bir kaynak eser de yazacaktır Gumilov. Fakat Gabriela Mistral'ın hiç kimsesi yoktur. Fakat çocukları vardır. Okullardadır. Eğitimcidir. Çünkü. Okullardadır. Meksika'da yoğunluklu olarak. Meksika'ya zaten ikinci vatanı gibi. Talep üzerine göç evet, ediyor bildiğim göç kadarıyla ediyor, tabii. Değil mi? Ama sonra çok dolaşıyor. Bir ara konsolos oluyor filan. Barışıyor ülkesiyle filan. Sonra mesela heykeli dikilecek ama onun en sevdiği yere değil, nefret ettiği bir şehre dikiliyor filan. Yani evet. Uğraşılmış. Kader, hani Kafka'nın bir lafı vardır. Biz Yahudiler zeytin gibiyiz, ancak ezildiğimizde yağımızı veririz. Şimdi sanki kader Gabriela Mistral'e bayağı bir yüklenmiş, hani o şiirleri evet. yazsın diye. Evet. Ama ne şiirler? Özellikle çocuklarla ilgili olan, çocukların dünyasıyla ilgili olan, yalnızlık, terk edilmişlik gibi temaları da olan o şiirler doyumsuzdur. Ben de uzun yıllar önce dayanamamış İngilizcesinden çevirmiştim birkaç şiirini. İtiraf ederim ki çevirirken şiirin lezzeti daha kolay geçiyor ve daha yüksek bir şeydi. Hangi şiirlerdi? Dalga boyunda. Hatırlıyor musun? Çocuklarla ilgili olanlardı, sonra kaybettim maalesef onları. Şili Büyükelçiliği, Gabriela Mistral biliyorsun 45'te Nobel ödülü alıyor. Evet. Pablo Neruda'nın arkadaşı efendim. Şili Büyükelçiliği de ilginç bir şey. Türkiye'de Gabriela Mistral nişanı veriyor. Kim de biliyor musun Türkiye'de bu nişan? İsmet Özel'de. Öyle mi? 1995. Ha, aslında ülke çapında meşhur oluyor. Ülkesiyle başı hiçbir zaman hoş değil ama ülke çapında meşhur oluyor. Ülke dışında mı? Ülke dışındayken de ülke çapında tabii, başarılı tabii. ve tanınmış tabii. oluyor. Hatta ölüm soneleri galiba değil evet, mi? O var, ilk eseri. Bir yandan da tabii kadınlara eğitim veriyor olması. Evet. Değil mi? O tabii. Bir başka tabii. Değerli yanı da o. Çünkü onun bir çabası var. Şu zaten o çaba hayatta tutuyor evet, dediğim evet. gibi yani. Çocuklara ve kadınlara evet gittiği her yerde. Evet. O ayakta tutuyor. Hepsini kendi çocukları gibi sevdiğinden eminim o şeylerin. Yani burada bunun için söylemeye çalışıyorum. Kendi ülkesinde belki yapamıyor ama evet. mesela Meksika devrimini etkiliyor. Zaten ilk ödül alan kadın şair evet. Latin Amerika'dan. Evet. Nobel ödülü alan evet. ilk kadın evet. ülkesinden zaten öyle. Evet. Bir şeyi var. Bir öncü bir adım. Ha, öncü bir zaten. Yanı var. Tabii evet. tabii. Tabii. Bir avantgard tarafı var tabii ki yani. Muhakkak. Olağanüstü bir evren yani. Nasıl anlatmak lazım? Kendisi anlatması lazım. Şiirlerini okumaları lazım şiirini insanlar. Okumak İnternette mi? Bile var. Tabii yani tabii. Bolca tabii. var şiirleri. Latin Amerika kültürünü bu edebiyatçılar üzerinden anlamaya çalışmak çok da şiirsel bir yolculuk kendi başına. En iyi yol diyebilirim. En iyi yol. O yüzden biz de bu hafta Gabriela Mistral'i hatırlatmış olalım istedik. Evet. Şiire merakı olanlar için özellikle. Gece Gündüz'ü sundu.